Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Şırnak'ın Sile Piliçisi'ni tanıtacağım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Görüşürüz. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Evet arkadaşlar, burası Sanat Sokağı. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Arkadaşlar, Sanat Sokağı 1. cadde ile 2. caddeyi bağlıyor ve yaklaşık buraya 1 milyon Türk lirası harcandığı söyleniyor. Arkadaşlar, burası da 2. cadde. Merhaba, hayır işler. Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi siz burada yöresel kıyafetler de dikiyorsunuz. Aynen, doğru. Kadarıyla. Doğrudur. Dışarıdaki kıyafetlerin bir ismi var mı yöresel olarak? Şapık. Tam olarak nasıl tekrar edelim? Yani şal, şapık. Şal alt kısım oluyor, pantolon dediğimiz. Evet. Şapık da gömlek dediğimiz. Evet. Beline de kuşak bağlanıyor, omuzuna da poşi atılıyor. Evet. Aynı zamanda agal var, yani bizim bildiğimiz türlerden kefi giyiyor çoğunlukla bölgede olarak. Evet. Yani odur, kullanım budur. Düğünlerde giyiliyor pek çok şey. Bizim yöresel elbiselerimizdir. Yani eskiden kalan mirasımızdır. Evet. Hala giyenler var. Sadece şu, düğünlerde ama. Yaşlılarımız sürekli giyiyor. Yaşlar sürekli. Aynen. Gençler de düğünlerde giyiyor. Damatlarımız kan alanında, kına çekimlerinde, evet, dış çekim için giyiyorlar. Yani öyledir. Evet. Geçmişten kalan bir alır, değerimizdi yani. Evet. Bazı çeşitlerimizdir. Çocuk modelleri falan. Bunlar mı? Yapıyoruz. Aynen. Hı-hı. Renk renk çeşitleri var zaten. Evet. Hocam, bunlar bizim sermil kiraz dediğimiz
bayanların giydiği yöresel evet. elbise. Eskiden beri, yani bu da annelerimizden miras kalmış elbise. Şöyle modelleri var. Evet. Bu kiraz. Gördüğün tek kiraz. Buna da biz sermil diyoruz. Yani üstüne atılan. Tek evet. parçaya kiraz deniliyor. Aynen. Üstüne atılan da sermil. Evet, tamam. Şöyle yani yöresel elbiselerimiz, renk renk modelleri var. Yani bunların dışında şu an elimizde yok ama baya baya modelleri de var bunların. Dediğim gibi eskiden beri annelerimizin giydiği. Evet, çok yani onlardan bize kalmış miras. Yani şarjı şapıkla giyildiğinde güzel takım çıkıyor. Yani çok güzel muazzam fotoğraflar çıkıyor. Evet. Şu anda dediğiniz gibi düğünlerde ve daha çok aynen. yaşlılar giyiyor. Aynen. Düğünlerde, özel günlerde. Ya, düğünlerde bayanlar giyiyor. Şimdi evet. artık yaşlı annelerimiz bunları çok giymiyor. Genelde hı-hı. evli kadınlarımız çok giyiyor. Genç bekar kardeşlerimiz evet. çok giyiyor bunları düğünlerde falan. Öyle hı-hı. yani. Tamamdır. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. You straight down. Earth from a bird's eye view. You should go further. Evet arkadaşlar, bugün Silopi'de nöbetçi ciğercideyiz. Merhaba, hayırlı işler. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Abi kendinden bahsetmek ister misin? Ben Silopi nöbetçi ciğerci. Bu işi yaklaşık 15 senedir yapıyorum. 15 senedir yapıyorsunuz aynen. bu işi. Ya yapıyorum. Daha yeni 4-5 senedir böyle işi bu konsepti almışız. Kendimiz de sosyal medyada, TikTok'ta videolarımızı paylaşıyoruz falan. Nöbetçi ciğerci olarak bulabilirler sizi. Aynen, nöbetçi ciğerci. Evet. Bu isim nereden aklınıza geldi abi? Bu isim 11 senelik iş hayatım vardı. Ben bir yerde çalışıyordum. Hı hı. 11 sene kadar bir mekanda çalıştım. O mekanda yani çıktıktan sonra sigortasız çalıştığım için. Evet. Ve o mekandan çıktıktan sonra yani elimde hiçbir şey olmadığı için kendimi boşlukta hissettiğim evet. için Silopi'de Sanat Sokağı'nın önünde oturdum. Orada karşımda bir tane eczane vardı. O akşam nöbetçi eczane Hakan Eczanesi'ydi. Evet, oradan. Ve ben oradan böyle kendime böyle bir ilham aldım. Böyle bir tezgah kurayım, ismini nöbetçi ciğerci yapayım. Akşamleyin Silopili gençler gelsin burada toplansın falan evet. diye kendimce düşüncelerim vardı ve gayet de oturdu. Sosyal medyada bir müddet TikTok'ta videolar paylaştım. Bayağı sosyal medyada ilgi gördü. Ve insanlar dışarıdan buraya geldi. Şu anda gecede 20-30 tane araba sadece Cizre'den buraya gelir. Silopi'de dışarıdan müşterisi olan tek mekan burasıdır. Biz seyyar satıcı olduğumuz halde bile evet. Hem memurlarımızdan, polislerimizden, öğretmenlerimizden dışarıdan gelen milletten çok ilgi görülüyor. Evet. Bu da sosyal medyanın gücüdür. Bunu biliyoruz evet, yani. Evet. Tabii mesleğimizi de iyi biliyoruz yani. Evet, çok güzel. Şöyle göstereyim size. Şöyle çekelim. Bu bizim Silopi ciğeridir. Silopi ciğeri. Kendi baharatımızla bunu biz güçlendirdik. Bu bizim kendi tarifimizdir. Neler var abi içinde baharatın? Genel içinde, hatlarıyla. Genel hatlarında mesela bölge ciğerciler genelde kekik, kimyon, kişniş, pulver, evet. siyah isot kullanır. Biz buna ekstradan başka şeyler de kendi bahçemde ürettiğim başka bitkilerde et yani ekliyorum buna. Bu bana kendime ait bir evet. yani tariftir. Size ait. Bunu ciğerimle tam taşlandırdıktan sonra hı hı. şu anda tam yani oturmuş bir düzende oturmuş bir tatlı var yani buranın. Evet. Evet. Silopi'ye yola düşenlerin mutlaka uğramasını tavsiye ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Silopi'ye yolun düşerse evet. nöbetçi evet. ciğerci benim kendi bir projemdir. Tamamen bir ilham ürünüdür. Herkesi bu tadı denemeye bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başım gelin işte abi. Sağ olun.
Arkadaşlar, Silopi vlogunun ikinci günündeyiz. Bugün Görümlü'ye geldik. Görümlü, Silopi'ye bağlı bir köy. Aynı zamanda Cüdü Dağı'nın eteğinde bulunmakta. Bakalım bugün Cüdü Dağı'nın eteğine gideceğiz. Nasıl bir yer sizlere gösterelim. Evet, Görümlü köyünün diğer adı Kürtçe'de Bespin'miş. Bu köprü de Görümlü ile Cüdü Dağı'nı birbirine bağlayan, daha sonradan yapılan bir asma köprü. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chase and leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Bu yolda taş köprüye gidiyor aşağıdaki. Genellikle yukarıdaki köprü kullanılıyor karşıya geçim için, geçiş için. Through the sun rays and the arkadaşlar bugün Habur sınır kapısına gidiyoruz. Habur sınır kapısı Silopi'den 13 kilometre uzaklıkta. Bakalım bizleri neler bekliyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda Halil İbrahim Köprüsü'ndeyim. Bu köprü Irak'la Türkiye'yi bağlayan bir köprü. Yani tam sınır köprüsü. Bu köprünün ileri tarafı gördüğünüz gibi Irak bayrağı da karşıda. Irak'a ait.
Karşıda gördüğümüz dağ ise Zahadağı. Evet, köprünün bu tarafı ise Türkiye. Köprüdeki renklerden de zaten görüneceği şekilde kırmızı beyaz. Evet, bu köprüyü genellikle küçük araçlar ve otobüsler kullanıyor. Karşıda gördüğümüz köprüyü ise genellikle tırlar kullanıyor. Evet arkadaşlar, Silope videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.